Çünkü şarkı. Peki. Şimdi beğendiniz mi? Bu 40 yılın 40 şarkısı albümümde var. Daha önce de çıkmıştı. 97 yılında çıkmıştı. Çok severek söyledim. Sözleri de Sezen Aksu'ya aittir. Selda Bağcan. Evet, Yunan bestesi. Şimdi sevgili Kutay bir fotoğraf gönderdim. Yüzüklerin Efendisi Frodo'nun. Geliyor o fotoğraf. Selda Bağcan kendisi anlatsın. Ben gönderdim sanırım sana Kutay'cığım. O bir gelebilir mi? Meryem Göktepe hatırlatıyor o fotoğrafı. Elijah Wood onun ismi. Elijah Wood, evet evet. Elijah Wood. Elijah Wood işte bu, görüyorsunuz bu fotoğrafta. Ne diyor biliyor musunuz? Seni seviyorum, sana tapıyorum diyor. Ve ne diyor biliyor musun? Şimdi kendimi methetmek gibi olacak ama yine hayır, diyecekler. Hayır, bu zaten olan bir şey. Yani artık edeyim bari, bak şurada görünüyor. Bu çocuk demiş ki, yani buralara İstanbul'da rastlaştık gelmeden önce, Selda Bağcan'ın sesini duyunca aklımı kaçıracak gibi oldum demiş. Evet ya. Evet, evet. Bakar mısın zaten bakışından belli oluyor. Yüzüklerin Efendisi, Star Wars... İzliyorsunuz değil mi bu filmleri? Bu filmlerin yanında Yılmaz Güney'in Yol filmini, Sürü filmini de izliyorsunuz değil mi? Ben Hur'u da izleyin. Yurttaş Kane'i de izleyin. Yüzüklerin Efendisi'ni de. Ben Hur. Ve asıl Kirk Douglas'ın oynadığı Spartacus filmi. O benim en beğendiğim filmdir. Evet, bir numarada o gelir bende. 1960'lı yıllarda. Yani milattan önce köleliğe baş kaldıran. Düşünebiliyor Spartacus. Musunuz? Yani kölelerinizle iyi geçinin değil, köleliği kaldırın diyen adam. Evet. Ya işte. Öyle ya, işte. Ya Spartacus. Ya. Onu yıllar önce söylüyor. Milattan önce söylüyor. O Spartacus'te bir fotoğraf da var sevgili Kutay. O Kirk Douglas'ın muhteşem bir fotoğrafı vardır. Siyah ben beyaz. Ben bu şeyi anlatayım biraz. Elijah Wood'u benim konserime geldi o. O DJ'lik yapıyor. DJ. Ama benim konserimde de yani kaldı, bekledi ve imza almak için bekledi. Ve inanamadım. O fotoğraf herkes çok şaşıyor. En başta ben. Şuramda bir su şişesi. Ya bilsen o su şişesi ne işi var orada? Yani öyle bir imza anında yani inanamıyorum yani. Nebil Özgentürk. Güzel hatırlatmalar yaptın Selda gerçekten. Evet. Nasıl mesela bu fotoğraf hakikaten insanı ağlatır. Şu anda hepimiz aklımızı kaçırıyoruz bence. Ama bir şey hatırlattı Selda. Sen de hatırlattın. Şimdi Selda hakikaten evrensel sanatçımız, evrensel sesimiz. Hayat onu alkışlıyor ve hayat sonsuza kadar götürecek. Yılmaz Güney Yin Yol senaryosu, Şerif Köre'nin filmidir. Onu izleyen Imarusu biliyorsun sen, Latin Amerika'nın büyük yönetmenidir. Hı hı. Yani 18 Oscar aldı son 5 yılda. Paramparça Aşklar ve Köpekler diye bir filmi vardır onun 10 yıl önce ve bugüne kadar çok önemli filmler çekti. Diyor ki bir gün, bir anısında, bir gazete röportajında, ben daha bir yönetmen yardımcısıyken Yol filmini izledim. Oradaki at sahnesini, oradaki uzun günler boyunca karda yürüyen o töre kurbanı kadını yani Şerif Sezer'i. Ve o gün artık film çekmeye karar verdim dedi. Hayat bazen bu topraklardan çok güzel göndermeler yapar. Yaşar Kemal'in romanlarını okuyan Marquez de aynı şeyi söyler. Ya da Finlandiya'da bir memur Yaşar Kemal'in otantik edebiyatından çok etkilenir. Bu yüzden sen bizim evrensel insanımızsın. Hakikaten gurur duymamız gereken evrensel insanlar var. Zaten asıl sanatçılar onlardır. Hem ülkesini sevecek hem de evrensele uzanacak. Evet. Göknur Elmas diyor ki dünyada Selda Bağcan'ı hak edecek kimse yok. Yüreği güzel insan. Lütfen düşen hep yerde mi kalır eserini seslendirsin. Tabii istekler olacak. Göknur Elmas gönderiyor. Selda Bağcan'ın bir röportajına atıfta bulunuyor. Beni hak edecek kimse olmamış demişsiniz. Dedim de bunu neyse biraz utanç vereceğim ama ne yapalım. Yani, söylemiş bulundum. Canlı yayında söylemeyeceğim bir canlı yayın. Ama biz bütün Türkiye, bütün dünya hak ediyor zaten. Sesiyle, soluğuyla bize müthiş bir yol açıyor, koridor açıyor Selda Bağcan. İzleyicilerden gelen mesajlara da inanın bugün yetişemiyorum. O kadar güzel mesajlar geliyor ki zaten şu an TT. Selda Bağcan Ağlama Anne fonda Cumartesi Anneleri ve muhteşem. Harikaydı gerçekten de. Cumartesi annelerini de buradan selamlıyoruz.
Ben görmedim, arkada onlar mı evet, var? Evet, onlar vardı. Fonda var, verdik. Biz neler hazırladık Selda Bağcan? Konuk ağır olunca, hani bir eve misafir, ağır misafir gelince, değil mi başkanım? Evet. Evet. Misafir ağır olunca sofrayı güzel kurmak gerekir. Evet. Bana da Halil sürekli İbrahim mesajlar geliyor. Sen de okuyabilirsin başkanım birkaç tane. Vallahi okuyabilirim. Paris'ten Seyfi Altunay diyor ki, Fransa'dan devrimci demokrat ilericilere dostça selamlar, sevgiler. Güzel adam Ahmet Kaya anısına Selda Bağcan'dan Ağlama Bebek şarkısı. Tüm hasta çocuklara da gelsin diyor. Tabii bir istek programı olarak yapmıyoruz bu ama hatırlatıyorsunuz, onlar da çok güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ahmet Kaya'dan bir şarkımız var zaten. Var mı? O var, zaman, var. O zaman şöyle yapalım. Cem Karaca'yı biraz konuşacaktım ben. Hani konuşalım. Brüksel'de nasıl karşılaştınız? Strasbourg muydu? Şimdi şöyle, Cem Karaca'yla hep turnelere gittik zaten. Bu da işte. Bir turneden. Kim bilir Kutay, nerede turnede. Sevgili Kutay, hani dün konuştuk ya Selda var. Kutay işte bak nasıl hazırlıyor. Hakikaten yani. Kutay da çok merak ediyormuş. Selda Bağcan da merak ediyormuş. Evet, Kutay meşhur oldu. Benden ünlü. Sevgili Kutay diye meşhur oldu Kutay. Bak işte Cem Karaca ve Selda Bağcan'ı getirdi. Çok güzel resmi bulmuş. Gerçekten Hı-hı. çok güzel. Cem'le çok turne yaptık biz. Yani 78'de en son turnemizi yaptık. 66 gün Anadolu'yu dolaştık. Matine soare günde 2 kere. Düşünebiliyor musunuz? Günde 2 konser ve 66 gün üst üste. O son turnem oldu zaten. Şimdi Cem benimle hep dalga geçerdi. Mi minörden başlarım, entizden. Sonra re minöre geçerim. Akortta tek gitarla çıkıyorum sahneye. En sonunda turne do minörle biterdi. O benimle dalga geçerdi. Yani belki hani arkadaşlar anlamayacak, mi, re, do diyerekten. Önce bir ton pese alıyorum, sonra iki ton pese alıyorum. Ses kısıldıkça pese doğru gidiyoruz. Gitarın akordunu değiştiriyorum yani. Barış Manço'ya gelince onunla da inanılmaz şekilde Brüksel'de metronun başında böyle merdivenlerle çıkılıyor. Ben metronun başındayım. O da merdivenlerden çıkıyor. Birbirimizi gördük, şok olduk. Yani dünya küçük. Habersiz rastlaştık falan. Öpüştük, sarıldık tabii. Bugünkü gibi pandemi yok. İstediğin kadar sarıl yani. Ama o zaman ikisi de çok değerliydi değil mi? Selda Bağcan'ın hayatında. Ve çok erken gittiler. Ona çok üzgünüm. Yani yaşamalarını çok isterdim. Neler yapacaklardı kim bilir. Özellikle Ahmet Kaya için de bunu söylüyorum. O daha da genç gitti. 44 yaşında öldü. Ve hep şunu söylemişimdir, eğer yaşasaydı kim bilir daha ne besteler gelecekti diye. Ya. En çok da o bestelere üzülürüm, yaşamasını isterdim. Yani. Evet, o zaman Ahmet Kaya'ya gelmişken, o zaman Ahmet Kaya'dan gidelim mi? Hadi Yeni söyleyeyim. Foça'dan selamlar, ağlama annem bizi bitirdi, sesine, yüreğine sağlık Selda Bağcan. Neriman Kurtuluş gönderiyor. Yani binlerce mesajla boğuşmak zorunda kalıyorum ama siz yazmaya devam edin. Serhan Asker Twitter ve Serhan Asker Instagram, Asker Serhan Twitter'da, Instagram'da yazın, ben okumaya çalışacağım. Selda Bağcan şu anda büyük star Selda Bağcan diyor Tülün 5.